Merhaba sevgili üniversite adayları, Gayunlu programından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün Atatürk Kültür Sahnesi'nde Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Gür'ü konuk ediyoruz. Sayın hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür Nasılsınız ediyorum. hocam? Sağ olun. Tercih döneminde Evet. adaylarımız onları hem telaşlı hem de zorlu bir süreç bekliyor. Biz de üniversitemizi sizleri kılavuz alarak naçizane öğrencilerimize yardımcı olmaya Evet. çalışıyoruz. Hemen onlar adına sizlere yöneltmek isterim. Neden Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ili Gaziantep'i tercih etsinler? Gaziantep bir öğrenci şehri midir? Pozitif yanları nelerdir? Olumlu yanları nelerdir? Sizlerden öğrenelim. Tabii ki. Öncelikle neden Gaziantep? Çünkü Gaziantep, Güneydoğu Anadolu'nun en gelişmiş ve aynı zamanda batıya dönük yüzü olan önemli şehirlerin başında geliyor. Büyük bir sanayi şehri. Evet, üniversite şehridir. Çünkü 4 tane üniversitesi var Gaziantep'in. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde yemyeşil, şehir içerisinde engelli bireylerimize avantajlı olan, eğitim kalitesi çok yüksek, harika bir kampüse kavuşacaklar. Böyle bir kampüste okumak elbette ki herkesin istediği bir şeydir. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde şehir hayatına istedikleri anda 1 dakika içerisinde ulaşabiliyorlar. Şehirden uzak bir kampüs değil, tam tersine şehrin ana merkezindeki bir kampüs olduğu için ve Gaziantep tarih, kültür, medeniyet ve en önemlisi de insani olarak da misafirperver bir şehirdir. Buraya geldiklerinde gastronominin ötesinde aynı zamanda sevgiyi de kucaklanacaklar. Bu da onlar için en büyük avantaj olacak. Evet, siz de değindiniz. Kampüsümüz şehrin tam da ortasında. Bütün ulaşım merkezlerinin tam da böyle Evet. odak noktasında diyebileceğimiz bir yerde. Kampüsümüzü biraz da öğrencilerimize tanıtalım. Bu yeşil güzel Tabii ki. kampüsü sizlerin ağzından duysunlar. Şöyle düşünün. Bir kampüse girdiğinizde bir eğitim kampüsünden ziyade botanik bir parka giriyormuşsunuz gibi. Ve bu sadece kampüsün bir alanında değil, tüm kampüs alanlarında yemyeşil, orman içerisinde çok farklı endemik bitkilerin de olduğu, aynı zamanda güzelim yeşilin doğayla buluştuğu harika mesire ve gezinti alanları var. Bu diğer taraftan fakültelerin çevrelerinde oturma alanları, sosyal donatılar olarak da baktığımızda yine öğrenciler istedikleri zaman, istedikleri mekanlarda huzur içerisinde ve güvenle oturabilecekler. Hem eğlenecekler hem de dinlenecekler. Öbür taraftan baktığımızda Gaziantep'te çok büyük bir üniversitemiz içerisinde Gaon Spor Merkezimiz var. Sosyal donatılar açısından açık ve kapalı spor alanları. Türkiye'nin en gelişmiş teknolojik açıdan ve aynı zamanda kapasite olarak da Türkiye'nin sayılı sahnelerinden birisi olan Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Gaziantep Üniversitesi'nin içerisinde ve Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine her zaman hizmet sunuyor. Böylesi bir mekanda donatılarıyla, eğitim kalitesiyle ve aynı zamanda çevre güzelliğiyle bir kampüs oluşturduğumuz için öğrencilerimize sunacak çok şeyimiz var diyor ve öğrencilerimizi bekliyoruz buraya. Peki nasıl bir öğrenci profiline sahibiz? Gaziantep Üniversitesi salt Türkiye değil, uluslararası statüde birçok öğrenciyi, birçok ülkeyi bünyesinde barındırıyor. Neler söylemek istersiniz? Öğrencilerimiz inşallah tercih edip geldikleri zaman ilk ana kampüse girerken karşılarında 107 ülkenin bayrağını görecekler. Aynı zamanda üniversitenin yaklaşık 15 bin öğrencisinin ana meydanı olan bir aksımız var. Çok büyük bir meydan, 14 dönüm üzerinde büyük bir meydan. Orada da yine çok milletlerin bayraklarını görecekler. Amacımız şu, 4500'e yakın 107 ülkeden uluslararası öğrencimiz var ve bunlar huzur, barış içerisinde yaşıyorlar ve bunlar kendi bayraklarını gördükleri zaman bu topluma ve Gazi şehrimize, Gaziantep Üniversitesi'ne aidiyet hissediyorlar. O yüzden şunu diyoruz, biz sadece Türkiye'de Güneydoğu Anadolu Üniversitesi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir üniversite değil, tüm dünyaya açılan uluslararası kalitesi tescillenmiş ve endekslerde büyük başarı sağlamış büyük bir üniversiteyiz. Buraya hedefimiz önümüzdeki yıl 120 ülkenin öğrencisinin burada eğitim görmesidir. Peki Sayın Rektörüm, gelen bir öğrenci, buraya gelen, burayı tercih eden bir öğrencinin eğitim dışında elbette farklı beklentileri de olacaktır. Belli başlı ihtiyaçları olacaktır. Bunlar barınma, sağlık, yemek gibi. Yemek diyemiyorum Gaziantep için birazcık ayıp olur. Bunlar için neler söylemek istersiniz Şimdi üniversitemiz o zaman adına? yemekten başlayalım. Yani Türkiye özellikle dünyada UNESCO tarafından
Türkiye'nin bir şehri, Gazi şehrimiz ilk defa bir gastronomi şehri evet. ilan edildi ki 250'nin üzerinde teşkillenmiş yemek markası var. Bu da bizim en büyük zenginliklerimizden birisi. Üniversitemizin de aynı zamanda paydaş olduğu Büyükşehir Belediye'mizle birlikte her yıl mutlaka uluslararası gastronomi festivali yapılır. Film festivali yapılır. Evet. Üniversitemizin ev sahipliğinde aynı zamanda uluslararası bale ve opera festivali yapılır. Bu yıl dördüncüsü olacaktı. Pandemiden evet. dolayı yapamadık. Evet. Ama inşallah önümüzde yeni gelecek olan öğrencilerimizle birlikte yapacağız bunu. Diğer taraftan özellikle sportif faaliyetlerde üniversitemiz, üniversite sporlarında ilk üç içerisinde yer alıyor sürekli. Bütün bunların yanı sıra bu kadar güzellikleriyle beraber kampüsümüzün içerisinde gerek KYK'nın, Kredi evet. Yurtlar Kurumu'nun yapmış olduğu, gerekse bizim üniversitemizin yapıp Kredi Yurtlar Kurumu'na kullanımına sunduğu 8900 öğrencilik kapasitemiz var. Evet. Yani şu demektir, Gaziantep'e dışarıdan gelen öğrencilerimiz eğer barınma ile ilgili sorun yaşayacaklarını düşünüyorsalar hiç böyle bir endişeye kapılmasınlar. Sadece ana kampüsün içerisinde 8900 öğrencilik yeni yurtlar. Evet. Eski Orta Doğu Üniversitesi'nden kalma yurtlarımızın hepsini yıktık. Onların yerine KYK, Spor Bakanlığı yeni yurtlar yaptı. Tertemiz, konforlu ve mümkün olduğu kadar bir odada bir ve iki kişinin kaldığı yurtlarda kalabilecekler. Bu da üniversitemizin en büyük avantajı olur onlara. Sevgili adaylarımıza üniversite içinde otel imkanında yurtlar sunduğumuzu açık yürekli ve dile getirebiliriz Sayın Rektörüm. Peki eğitim imkanlarından bahsettik. Zaten fakültelerimizin çalışmaları ortada. Peki kütüphane, çalışma ortamları, diğer sosyal aktiviteler ki Gaziantep Üniversitesi'nin bir diğer namı da bu kültürel ve sosyal aktivitelerden gelmekte. Bu hususta neler arz etmek istersin Sayın Hocam? Tabii ki. Pandemi sürecini saymazsak evet. Gaziantep Üniversitesi'nin özellikle bahar şenlikleri vazgeçilmezdir. Evet. Sanat, bilim, kültür ve spor şenlikleri ortalama olarak 3 gün sürer ve son 3 yıldır da bunu biraz daha geliştirdik. Bu bahar şenliğimizi aynı zamanda uluslararası öğrenci festivalimizle birleştirdik ki bu yıl mesela eğer bu pandemi olmamış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Uluslararası Dünya Öğrenci Festivali Gaziantep Üniversitesi'nde yapılacaktı. Ama vazgeçmiş değiliz. Bir sonraki yıl inşallah yine bunu yapmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan 82 tane aktif kulübümüz var. Evet. Bir öğrenci isteğine göre ister tırmanmak istiyorsa dağcılık kulübümüze, evet. resim yapmak istiyorsa resim kulübüne, düşünsel anlamda iyi ise özellikle farklı düşünsel kulüplere, felsefe kulüplerine, tarih kulüplerine, edebiyat kulüplerine, Atatürk Cumhuriyeti kulübüne, hangi kulübe derse evet. kendi zevk ve eğlencesine göre kendisini ruh haleti olarak neye yakın hissediyorsa o kulüpte yer alabilir ki şu anda aktif olarak bu 82 kulübümüzde 14.000 öğrenci kayıtlı olarak görev iş yapıyor ve kulüpleri aktif kullanıyorlar. Bunun ötesinde bizim seçmeli ders olarak bazı yerlerde nitelendirilen ama bizde aynı zamanda müfredatta zorunlu ders olan etkinliklere katılım dersi var. Evet. Kendi isteğine göre ister film festivali olsun, ister opera olsun, ister tiyatro olsun, ister konferans olsun, ister sempozyum olsun, kongre olsun hiç fark etmez. Bunlardan belli oranda katılıp puan alma zorunluluğu var. Öbür taraftan baktığımızda her öğrenci bize kaydolduğunda mutlaka bir toplumsal duyarlılık projesine katılma zorunluluğu var ki bunu almadığı zaman bu öğrenci sınıfını geçemeyeceği için 320'nin üzerinde her yıl toplumla bütünleşik proje yapıyoruz. Gaziantep Üniversitesi'nin bu avantajı hiç başka üniversitede yok. Burada ancak bu fırsatı bulabilirler. Yani Sayın Rektörüm şunu söylüyoruz, biz sadece mezunlarımızı eğitimini almış, tamamlamış olması yeterli değil. Bizim değil. İçin kültürel ve diğer sosyal aktivitelere katılmış olması da en az almış olduğu bu dersler kadar kıymetli. Biz tam donanımlı öğrenciler yetiştiriyoruz diyebiliriz Sayın Rektörüm. Peki spor imkanları. Bu da oldukça önemli. Kampüsümüzün de bu noktada pek çok öğrencilere olanaklar sunuyor. Evet. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Şu anda kapalı spor salonu olarak yani Gaun Sporium spor evet. merkezimiz içerisinde olimpik yüzme havuzu yaklaşık olarak 1000 seyirci kapasiteli. Aynı zamanda 950 seyirci kapasiteli voleybol ve ayrıca basketbol sahamız, bowling sahaları, diğer eğlence alanları ve Türkiye'nin en yüksek
kapalı alandaki tırmanma duvarıyla çok farklı konsepte bir spor merkezine sahibiz. Bunun dışında kampüse dağılmış, ana merkez kampüsümüze dağılmış 9 tane açık tenis kortları, basketbol, voleybol, futbol alanları, büyük stadyumumuz var. Çevre kampüslerimizdeki bizim 11 tane kampüsümüz var. Evet. Bunların 4 tanesi yurt dışında. Evet. Yani Suriye tarafında. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım, öğrencilerimiz bilsinler. Yurt dışında tek kampüsü olan üniversite Gaziantep Üniversitesi'dir. Evet. Ve dünya Türkiye'de 100 yıllık bir aşamadan sonra ilk defa yurt dışında bir kampüs açılmıştır. Bu da Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak. Öğrencilerimiz gün içerisinde yorulabilirler. Eğlenmek, spor yapmak istiyorsalar kapalı GAN Sporyum veya açık bütün halı sahalarımız da dahil olmak üzere onların hizmetindedir. Gece gündüz. Geceleri mesela ben bakıyorum çoğu zaman kampüste 2'de kapalı halı sahada maç yapıyorlar. Bu da bizi zenginleştiriyor. Hı. İstediğimiz şu, öğrenci kampüsün dışına çıkmadan kampüs içerisinde hiçbir ihtiyaç duymadan bir ay kadar yaşayabilsin. Evet. Bu bizim istediğimiz, arzuladığımız bir şey. Burada kurmuş olduğumuz çarşıda bütün imkanları öğrencilere sunabiliyor. Bir adım dışarı çıkmasını, şehrin merkezinde olmamız ayrı bir nokta tabii ama eğer çıkmak istemiyorsa da kampüsün içinde tüm imkanları bulabiliyor. A'dan Z'ye zaten rektörümüzün de spor noktasındaki hassasiyetini bildiğimiz için bu noktada öğrencilere bütün olanakları açacağım. Hatta öğrencilerime buradan sesleniyorum. Yeni kaydolacak öğrencilerimiz inşallah gelirler. Yüzde eğitime başladığımız dönemde onlar mesela bisiklet kulübü oluşturur. Evet. Birlikte akşamları bisiklet turları yaparız ki onlar açısından hem kaynaşma hem de aynı zamanda kampüsü iyi sahiplenme açısından da önemli bir proje olacaktır. Bu da sevgili adaylarımıza rektörümüzün bir çağrısı. Gelin beraber bisiklet kulübü kuralım diyor rektörümüz. Evet. Bizde var. Bunu beraber, devam ettirelim. Evet, evet efendim. Peki pandemi süreci malum bir süreç. Umuyoruz kısa süre içerisinde atlatacağız İnşallah. Ve kampüsümüzde tekrar bir arada olacağız. Bu süreci en başarıyla yürüten üniversitelerin başında Gaziantep Üniversitesi geliyor. Bu noktada gerçekten takdiri hak ediyor. Kesinlikle. Bu hususta neler söylersiniz? Hem bugün için hem geleceğe yönelik bu altyapımız, teknolojik altyapımızın nereden geldiğini ve neleri vaat ettiği noktasında neler söylemek istersiniz? Özellikle şimdi Gaziantep Üniversitesi sağlık, mühendislik ve aynı zamanda sosyal alanda farklı yapılanması olan üç alanda da önemli gelişme kaydeden bir üniversite. Sağlık alanında çok büyük bir hastanemiz var. Evet. Ve aynı zamanda COVID'le mücadelede önemli başarılar sağladı. Bizim teknoparkımız mühendislik ve biyomedikal alanda çok büyük bir başarı sağladı. Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı hali hazırda bugün de açıklanan Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bey'in açıklamasında Türkiye'de 16 tane ilaç üretim çalışması var COVID ile ilgili ve işin güzel tarafı bunun 6 tanesi Gaziantep Üniversitesi'nde üretiliyor. 2 tanesi üretildi ve piyasaya çıktı. Bu konuda çok başarılı bir altyapımız var. Diğer taraftan teknolojik ve dijitalleşme açısından YÖK altyapısı uygun olan üniversiteler uzaktan eğitime geçebilir 23 Mart'ta dedi. Biz 23 Mart'ın sabahında tüm bölümlerimiz istisnasız 46 bin küsur öğrencimiz de Suriye tarafındakiler de dahil olmak üzere senkron, canlı uzaktan eğitime başladık ve hala kesintisiz devam ediyor. Bazı üniversitelerimiz bugün bile finallerini yapamamışken, onunla uğraşırken biz finallerimizi, bütünlemelerimizi bitirmişiz. Şu anda biliyorsunuz ki yaz okulu devam ediyor, evet, ve online sistem üzerinden. Pandemi süreci olsun veya olmasın, bitsin veya bitmesin. Umarım bitiyoruz tabii, biz o temenniyle yola çıkıyoruz ama Gaziantep Üniversitesi her duruma tedbirli, uzaktan eğitim noktasında, teknolojik ve altyapı bu noktasında. Arada öğrenciler muhtemelen COVID ile ilgili kamuoyunda çok duymuşlardır. Evet. Türkiye'de COVID ile mücadelede patojenden arındırılmış, evet, plazma tedavi sistemini Türkiye'ye kazandıran 3 tane sistemi Ankara'ya kuran, İstanbul'a kuran ve en sonunda vakalar arttığı için Güneydoğu'dan dolayı Gaziantep'e kuran tek üniversite biziz ve bu 3 sistem de Gaziantep Üniversitesi'ne aittir. Bu da kamuoyuna vermiş olduğunuz en büyük faydalardan birisi. Bizler gurur duyuyoruz Sayın Rektörüm. Adaylarımız da Gaziantep Üniversitesi'ni tercih ederek bu gururun bir paydaşı olacak diyebiliriz. Peki Sayın Rektörüm, ilklerimiz diyeceğim de bunun için ayrı bir program yapmamız o lazım. O kadar çok ilk var ki. Ben sadece kısaca sıralayayım. Evet. Siz artık öğrencilerimiz gerisini hayal etsinler. Evet, evet. Türkiye'nin 3 dilde eğitim yapan ilk üniversitesi.
Türkiye'nin yurt dışında kampüsü olan ilk ve tek üniversitesi. Türkiye'nin intern mühendislik kavramını oturtan ve mühendislikte özellikle işe başlama, yani istihdam oranını yükselten, patenti Gaziantep Üniversitesi'ne ait olan internlük mühendislik Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi'ne aitti. Bu rol modeli olmuştur. Evet. Türkiye'de zorunlu olarak müfredata giren toplumsal duyarlılık projesi 10 yıldır kesintisiz devam ediyor ve Türkiye'de ilktir. Etkinliklere katılım dersi zorunlu kapsamda yine Türkiye'de ilktir. Daha çok sayabilirim ama gerisini de öğrencilerimiz hayal etsinler. Dediğimiz artık. Gibi Sayın Rektörüm, bunun için ayrı bir program sizlerle yapmamız gerekiyor. Sadece ilklerimizi anlatmak için. Bir de belediyemizle yaptığınız bir anlaşma da olsun. Yeni spor bisiklet yolları. Evet, onlar yapılacak. Amacımız şu, yaklaşık olarak şehir içerisindeki 42 kilometrelik bisiklet yolunun aynı aks üzerinden, dedi ki Gaziantep Üniversitesi tam şehrin merkezinde, şehir trafiğinden gelen bisiklet yolları ana kampüsü dolaşacak ve buradan çıkıp şehrin diğer aksına geçecek. Evet. Bu da bizim açımızdan önemli. Öğrencilerimiz hep şunu tereddütle karşılayabilirler. Pandemi sürecinde spor alanları güvenli mi olacak, güvensiz mi olacak? Evet. O konuda da rahat etsinler. Çünkü Türkiye'de Covid'den önce de, şu anda Covid'de de sanitasyon ve hijyen anlamında İlk belgeyi Gaziantep Üniversitesi Spor Merkezi almıştır ve hala da bugün tektir. Evet. Yani bu belgeyi aldık ve şu anda bu belgeyi alan, sanitasyon belgesini alan başka bir üniversite veya başka bir spor kuruluşu da yoktur. Evet. Bize bu ilkleri ve tekleri yaşattığınız için ekibimiz, adaylarımız ve öğrencilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz Sayın onlara. Rektörüm. Peki son olarak rektörümüzün bilinen bir diğer özelliği de öğrencilerle gerek sosyal medya gerek de bunun dışındaki fiziki ortamdaki beraberlikleri. Ulaşılabilir bir rektör müsünüz? Öğrencilerimiz sizlerle hangi kanallarda iletişim kurabilir? Sosyal medyayı aktif kullanırım. Ve çoğu zaman öğrencilerimizin haklı taleplerine hemen cevap dönerim. Veya eğer taleplerini o anda karar alabileceğim bir şey değil, benim üst kurullarımın karar alması gereken bir şeyse onu hemen üst kurullarıma taşırım. Öğrencilerime de bu konuyu gündeme alıyoruz. En kısa sürede sonuçlarını size bildireceğiz. Çoğu zaman bazen öğrencilerin fikirlerini almak üzere anketler yapıyorum. Çoğu zaman öğrenciler buna çok aktif katılıyorlar. Diğer taraftan özellikle mesela ben kampüsü çok dolaşan, bugün bile mesela dün akşam öğrenciler bizim Teknofest, bu arada evet. Teknofest'i unutmayalım. Evet. Gaziantep şehri Türkiye'de İstanbul'dan sonra Teknofest'i alan tek şehirdir. Evet. Ancak biraz bu Covid'den dolayı pandemiye rastladık ama buna rağmen çok yoğun bir proje akışı var. İşte onu söyleyeceğim. Bizim öğrencilerimiz, ben akşam hem kampüsü dolaşmak, denetlemek, hem de biraz da spor yapmak için bisiklet kullanıyorum. O ara akşam saat 8.30 civarı karanlık. Baktım öğrenciler çıkıyorlar. Ne geziyorsunuz arkadaşlar? Hocam işte şeyden çıkıyor. Siz Teknofest'in öğrencilerimiz. Evet hocam. Laboratuvardan çıkıyoruz. Evet. Onlar mesela hemen sorularını sordular, şey yaptılar. İletişim kanalları çok açık bizde. Evet. Yeter ki öğrencilerimiz hocalarına ve üst yöneticilerine saygılı bir şekilde taleplerini iletsinler. Üslubunu bilen, teklif etmeyi bilen, rica etmeyi bilen tüm öğrencilerimizin rektörümüze ulaşması oldukça çok kolay. Oldukça kolay diyebiliriz Sayın Rektörüm. Bunu da sorduk. Bu güzel sohbetiniz, bizlere verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Peki son olarak öğrencilerimize sizin ayrı olarak eklemek istediğiniz, gönüllü olmaları için iletmek istediğiniz mesajlarınız var mı? Şehir merkezinde yemyeşil, aynı zamanda eğitim kalitesi çok yüksek, uluslararasılaşmış ve dünya endekslerinde önemli sıralamalarda yer almış harika bir kampüste eğitim görmek istiyorsalar Gaziantep Üniversitesi onlar için tek seçenektir. Ağzınıza sağlık. Şeref verdiniz Sayın Rektörüm. Çok ben teşekkür ediyoruz. Evet sevgili üniversite adayları, bugün Gayunlu'da Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ali Gür'ü konuk ettik. Sayın hocamız sizleri en içten, en samimi duygularıyla üniversitemize öğrencimiz olmaya davet etti. Şayet sizler de merkezine öğrenciyi alan ve en iyi olanakları sunmak adına her geçen gün, her gün mesai harcayan bir üniversitede eğitim görmek istiyorsanız tercihlerinizde Gaziantep Üniversitesi'ni ilk sıralara almanızı arzu ediyoruz. Alacağınız tüm kararların sizlere başarılar ve mutluluklar getirmesini temenni ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.